Ömer Uzun'la geldi Kayseri golü. Genç oyuncu 19 yaşında golünü attı ki bu sezon ikinci maçı İstanbul daha önce Kayseri Spor'un Başakşehir'le oynadığı maçta. 4 dakika süre almıştı. Bu maça ilk 11'de başladı. Bir de gol attı genç oyuncu Ali Beşerci. Ki Trabzonspor'un gol yeme alışkanlığı devam ediyor. Devre arasındayız. <laughs> Neler söylersiniz iki 1lik spor için? İşte Trabzonspor'un böyle yakalandığı anlar var. Bunu Denizli Spor maçında da yaşadı. İşte 1-0 öndeydi. Çok rahat oyunu götürüyor gibiydi. Bir anda Denizli Spor ile golü bulunca film değişmişti. Bunlar Trabzonspor'un başına gelebiliyor. Trabzonspor savunması orada yerleşme konusunda sıkıntılıydı ve Kayseri gelişi de hakikaten güzeldi. Pas güzeldi. Ömer'in pozisyonu, takip edişi, süzüşü ve dokunuşu çok güzeldi. Fakat o pozisyon için hangi oyuncunun e, müdahaleyi yapması gerekirdi Trabzonspor'da? Kampi mi Pereira mı? Yani orada bir e, adam paylaşımı da e, eksikliği söz konusuydu. Kampi birazcık önde kaldı. Ama ortalarına düştü Pereira Öyle bir noktaya düştü Pereira birazcık arkada kaldı. İşte o paylaşım iyi yapılamayınca. Yani Trabzonspor savunması duvar öremiyor. Yani o genişliği, o rahatlığı çok defa veriyor rakiplere karşı... E, verdiği zaman da cezalandırılıyor. Belki bu karşılaşmada yenilen bu golü Trabzonspor'un telafi etmesi, bu golden dolayı sorun yaşamaması mümkün olabilir. E, ama takım halinde Trabzonspor rakibini fazlasıyla ciddi alan bir görüntüdeydi. Fazlasıyla skor alma hevesi olan takım görüntüsü vardı. E, daha çok gol bulmak istediler. Storic de golü arzuladı, Sörlöt de arzuladı, Wakame de arzuladı. Vakam, vakeme ile ilgili vakama vakama en vakama birçok isim dedik de Hı. en son vakemeye galiba demir evet, Evet kendi ya. ağzından öyle ha, Vakeme ile ilgili şunu söyleyeyim. E, olumlu anlamda tabii çok fazla çizgi üzerinde izlemeye alıştığımız Hı. bir oyuncu. Çizgi üzerinden alıp işte rakibi karşısına alıp birebir oyunlara soyunan. Vakeme'den ziyade bu defa daha çok rakip savunmanın merkezlerinde 18'e yakın noktalarda... E, sahte 9 gibi gol pozisyonlarının yakınlarında dolanan bir vakeme gözmek, görmek önemliydi o yüzden işte gol atan, gol kaçıran, merkezden şut denemelerine soyunan bir vakeme vardı aslında. İki şut çekmiş ikisi de hesap etti, bir Biri de golü buldu zaten. E, kesinlikle öyle Trabzonspor yani direkt oyun prensipleriyle çok fazla dolaylı oynamadan hı hı. mümkünse e, anahtar paslarla savunma arkasına Kuşu yapan oyuncuları kaçırmalarla kenarlara indiği zaman da yine çapraz e, arayışlarla e, gol'e çalışmaya gol'e gitmeye çalışan bir takım görüntüsündeydi. Aslında yapmaya çalıştıklarıyla yapabildiklerini karşılaştırdığımız zaman daha fazlasını üretebilmeliydi, atabilmeliydi diyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda iki birlik skor Trabzonspor'u e, tatmin edici bir skor değil ikinci yarıda daha fazlasını arayacaktır. Ahmet Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz ilk yarı iki birlik e, Trabzonspor galibiyeti var ilk. E, bence e, bir defa Trabzon'la golü yememesi lazımdı o kesin ama futbolda Kayseri'nin böyle genç bir kadroyla o golü bulması bile e, benim memnun olduğum, keyif aldığım gelişmelerden bir tanesi. Trabzon hücum prensiplerini hep iyi uyguladığını konuşuyoruz ama hücum prensipleri ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Birisi ee, savunmada prensipler, savunma prensipleri, ee, diğeri de e, hücum prensipleri. Futbolun prensiplerinden hücum prensiplerini iyi o uygulayan Trabzon, e, savunma prensiplerini de bir o kadar kötü uyguluyor. Takım İle, halinde diyorsunuz tak, değil mi hocam? Takım halinde ki zaten bireysel hatalar da onun tuzu biberi olur. Takım olarak eksiklerinize bir de bireysel hatalar eklenince golü kalenizde görüyorsunuz. Hem Star için hem de Enver Kemen'in biraz daha işte oynadıklarını söylemiştik. İşte oldukları için defansa zaten hiçbir katkıları yok. Kayseri çıkma fırsatı bulursa o gençleri tutamazsınız. 5-6 kişi aniden ileriye doğru bilinçli olmasa bile o koşulları yaparlar. E dolayısıyla Sosa Abdülkadir de biraz daha işin ofansif yönüyle ilgilendikleri için rakip çok kişiyle geldiğinde onları iyi paylaşmanız lazım. Bakın diyoruz, golde Ömer'e kimin gitmesi lazımdı? Pereira mı, Kampi mi? Ama biz hep vuruş anına bakıyoruz. Aslında o vuruş anına gelmeden önce 5-6 saniyelik öyle bir süre var ki topun oraya geleceğini düşünerek daha oraya gelmeden doğru pozisyona olması lazım Trabzonlu futbolcuların. Bence defanstaki en büyük sorunlarından bir tanesi o. Doğru pozisyon almıyorsanız... Rakibin, markacının mümkün olmadığı o boşluğu, boş alanı bulduğu anda topla buluşmasında çaresiz kalırsınız. Önemli olan da buna engellemesi. E, Trabzon önce doğru pozisyon almayı öğrenecek, sonra da bireysel hataları kesinlikle yapmayacak. Yani Kayseri resmen o golde Trabzon'u çaresiz bıraktı. İşte futbolun iki yönlü oynamadığınız zaman. Güçlü bir rakipten yiyeceğiniz bir gol yarın öbür gün sizi çok daha fazla zor durumlarda bırakabilir. İsabetli pası 259'du Trabzonspor'un ilk 45 dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor 136 isabetli pas yaptı. %90 pas isabet oranıyla oynamış Trabzonspor 19 ortası var. Rakip sağda da %78 pas ulaşmış Bordo Mavili takım hücum gücüne bakalım. 12 şutu var Trabzonspor'un sevgili seyirciler. 6'sı isabetli 2 gol buldu. 14'te şut pası vardı Bordo Mavili takımın. İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3 şutu vardı. Bir isabetliydi. Onda da gol geldi. İşte güzel oyun futbolu da bu yüzden seviyoruz. Bazen 12 şut atarsınız. 6'sı isabetli olur. 2 gol Bulursunuz ki bulamadığınız başlarda olur. Bazen de bir isabetli şutta golü bulabilirsiniz. E, i̇kinci 45 dakikada neler olabilir? Nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun Halim Eşer? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kayseri Spor'un birkaç hevesli gelişi vardı Trabzonspor sahasına. Bunlardan bir tanesi de golü buldular. Trabzonspor'la ilgili e, yaptığımız e, temel eleştirilerden bir tanesi... ...rakibin e, kendi kalesine doğru gelişini zorlaştıramaması. Şimdi işte Kayserispor'un golünü hı hı. anlatırken ben de değindim, hocam da değindi. İşte adam paylaşımında işte sıkıntı var dedik. Kampi mi almalıydı, Pereira mı almalıydı? Ama oraya kadar rakip çok kolay bir şekilde geliyor. Dolayısıyla rakibin gelişini zorlaştırmadığınızda, engellemediğinizde zaten savunma savunma olarak dengesiz yakalanıyorsunuz yerleşme hatasına maruz kalıyorsunuz. Trabzonspor'un ön alan baskısını kolektif bir şekilde yapamamak gibi temel bir problemi var. Buradan kastım şu, evet yani ön alan baskısı demek mutlaka topu rakipten almak anlamına gelmiyor. En azından zorlaştırırsınız. Konforlu çıkmasını engellersiniz. Direkt gelmesini engellersiniz en azından. Dolaylı pasa zorlarsınız. Kenarlar üzerinden yürümeye zorlarsınız. Bunu yaptığınız zaman Rakibi karşılamanız, orta saha ve savunmanın e, yerleşmesi kolaylaşır. Ama Trabzonspor bunları yapamıyor. Trabzonspor'da çok yalancı ön alan baskısı görüyoruz, yalancı presler. Ya bir oyuncu gittiği zaman bir mıknatıs etkisiyle bir ikincinin gitmesi, bir üçüncünün gitmesi böylece sahayı rakibe daraltmak, küçültmek bu prensibi Trabzonspor yapamıyor. Yani bunu geliştirmesi lazım Ünal Hoca'nın. Bu karşılaşmada dahi gördük bunu. Yani aslında test niteliğinde olamayacak bir karşılaşma gibi görürken aslında Trabzonspor'un nerede kaybettiğinin çok güzel örneklerinden bir tanesi karşımıza gelmiş oldu. Daha zorlu rakipler karşısında hocamın da altını çizdiği gibi Trabzonspor kalesinde gol görünce daha sonra psikolojik faktörler de devreye giriyor. O skoru taşıyamamak gibi, o oyunu taşıyamamak gibi faktörler devreye giriyor. Adeta Trabzonspor sürekli baskı kurması, sürekli rakibe tahakküm etmesi gereken bir takım görüntüsünde oynamak zorunda kalıyor. İkinci yerde ben tablonun çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Trabzonspor yine aynı oyun anlayışını sürdürecektir. Bir noktadan sonra hoca elbette ki hamle düşünecektir. Elinde kim var? Mesela Yusuf Sarı yok. Ama kenar kulübesinden yine de sahaya sürülebilecek oyuncular olabilir. Bunlar kim olabilir? Açıkçası baktığım zaman hani Ekuban. Evet Ekuban'ı zaten söylüyoruz. Avdiay, Avdiay var. Avdiay olabilir. Onun devre arasında gönderilecek oyuncular arasında olduğunu belirtmiştim. Ama hoca fırsat verebilir. E, ve daha erken süreçlerde de Trabzonspor 3'ü 4'ü bulma imkanını yakalarsa o zaman genç oyuncuların da ...sahne almasına şahit olabiliriz... ...işte Serkan gibi... Fıratcan gibi... ...belki Abdurrahim gibi oyunculara da hoca... ...fırsat verebilir ama skor erken gelirse. Hocam Medipol-Başakşehir-Kasımpaşa... ...mücadelesi 4-0 bitti... ...nasıl bir ikinci yarı bizi bekliyor... ...neler söylersiniz... ...topla oynama oranı çok ilginç maçın... ...yüzde elliye yüzde elli ama skor 4-0 hocam. E tabi oyun anlayışları çok farklı... ...dedim ya mağlup duruma düşen takım... E, ...en azından farkı kapatmak için biraz daha fazla topa sahip olmayı tercih ederken o kadar yakın ki inanılmaz 185 isabetli pas Başakşehir evet. 184 Kasımpaşa isabetli pas oranının dolayısıyla iki takımda yüzde 85 rakip sağda pas 74 Başakşehir 73 Kasımpaşa orta 18'e 18 devam ediyorum hocam ucuğun gücüne de bakalım evet ee, 7 şut Kasımpaşa'nın 9 şut 7 şut Başakşehir'in 9 şut Kasımpaşa'nın. 6'sı isabetli. 4 gol buldu Belipol Başakşehir. Kasımpaşa 9 şutunda 2 isabet buldu. E, Golü de bulamadı. Çok enteresan değil mi hocam? Toplu oynama %50'ye <laughs> %50. Orta salı sayıları aynı. Pas <laughs> sayıları aynı ama bir taraf 4-0 evet. önde tamamlıyor. Sen ki 45'e kayna 5'er yaşadınız böyle bir... Tabii ki <laughs> yani tek <laughs> fark burada gol sayısı. Yani 4 evet. gol. Onun dışında bir fark yok. Ya şimdi sevgili Hayri de futbolun e, böyle biraz da teorini dile getirici e, girişimlerde bulundu. Hep Hatta e, bir not daha hocam ikili mücadelelerde yani. de, de. Yüzde %63 Kasımpaşa %37 medipol Başakşehir. Şimdi futbolun hep prensiplerini konuşuyoruz ama o prensiplerin e, en önemlisi de sonuçlandırmada ortaya koyacağınız başarı. Tabii. Kornerlerde işte hocam. Ceza, ceza sahasında <laughs> topla size. buluşmalar bizde var mı bilmiyorum. Onlar ne kadar? Ceza sahasında <laughs> e, e, rakip sahada pas var hocam 74'te 73 yüzde olarak. Hayır şimdi e, Başakşehir zaten oyun anlayışı olarak Kasımpaşa'dan biraz daha farklı. Başakşehir geçen sene Abdullah Hoca'yla set hücumlarını oynayan bir anlayışa sahipti. Bu sene Okan Hoca'yla en önemli değişiklik eğer varsa bizim geçiş oyunu diyebileceğimiz en kısa, en çabuk bir şekilde rakip kale önüne kadar inmeyi, orada da sonuçlandırmayı hedefleyen bir futbol oynuyor. O yüzden e, büyük bir ihtimalle sayılar eşit olsa bile Başakşehir'in paslarının büyük bir kısmı en kısa yoldan kaleye inme yönünde. E, diğer taraftan da Kasımpaşa bunu biraz daha orta sahada veya defansta set hücumu yapma adını yan pas olarak kullanıyor. Ki maçın tamamını da izleyemediğimiz için e, belki çok detaylı bir şey söylemek zor. Ama golü atmıyorsanız, topu o çizgiden geçirmiyorsanız, sizin yaptığınız hiçbir şeyin maç bittikten sonra önemi kalmıyor. Bence ki kadrolara baktığımızda da Kasımpaşa'nın önde, özellikle Santrofor bölgesinde de Başakşehir'in o kaliteli oyuncularını, Krivelli'yi, Dembaba'yı oraya sayacak olursak bir tarafta Viska, diğer kanatta Elia, ortada İrfan Can'ı sayacak olursak e, ...kaliteli hücum e, oyuncularının etkinliğinin ne de, derece iyi sonuçlar getirdiğinin bir ispatı bu. Hocam sizi sevindirecek bir sonuç vereyim. Bursa Spor 2, Hatayspor Spor 1. TFF 1. Lig'de bence haftanın maçıydı. Lider Hatayspor Spor, güçlü rakibi Bursa deplasmanında sağda mağlubiyet de ayrılıyor. E, Bursa Spor'da tebrik ederim. Bir Bursalı olarak siz de sevinmişsinizdir herhalde. E, e, Hatay Spor'da iyi futbol oynayamı, onu da bir futbol sever olarak... Ona da üzüldüğünüze eminim yani. Hani Ahmet Hoca bu maçı yorumlarsa Bursa kazan diye sevinir. Hatay kazan diye de üzülür. Yüzde %50, elli, yüzde ellidir yani. Onu da Şimdi o, 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 kesin hatta yüzde elli Biraz Bursa'yı biraz daha evet, çıkarmak lazım. Bambaşka bir konu. Bizde hep büyük takımları tutmak, onları sevmek, onları desteklemek var. Ama futbolumuzun gelişmesi için insanın kendi doğduğu şehrin takımına Ayrı bir sevgi, sempati duyması bence Aynen. olmazsa olmazın başında geliyor. Bu arada ikinci yerler başladı. Başardı.